Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz. Aynı zamanda ve tabii ki yine kitaplığıma da hoş geldiniz. Bugün bu videomda sizlere hayatımda okuduğum en efsane kitaplardan sadece 5 tanesinden bahsedeceğim. Tabii ki hayatımda okuduğum bir sürü efsane kitap var ama bugün sizler için kitaplığıma böyle bir daldım. Dedim ki acaba ne önersem, hangi kitapları söylesem, hangi kitapları okumanızı tavsiye etsem diye düşündüm. Aslında çok da düşünmedim. İlk aklıma gelen kitapları, ilk gördüğüm ve benim için çok çarpıcı olan kitapları size direkt önermek istedim. Çünkü son zamanlarda bazılarınızdan ısrarla bazı yorumlar alıyorum. Kitap önerisi yapar mısın? Okuduğun en iyi kitaplar neler? Ne okuyalım? Bize kitap öner tarzında pek çok istek geldi. Bu yüzden ben de bunu kendime borç bildim ve şu anda size çok efsane sayılabilecek 5 tane kitap önerisinde bulunacağım. Hadi bakalım, başlayalım. İsterseniz şimdi detaylarına giriş yapmadan önce size bu 5 efsane kitabı direkt göstereyim. Çünkü bazılarınız bundan sıkılıyor ve direkt videonun sonuna atlıyor. Sizi bu dertten kurtarmak için hemen kitap önerilerimi yapıyorum. Evet, bakın. Simyacı. Huzursuzluğun kitabı. Yolda. Uf, sen efsane bir kitapsın. İnsanın anlam arayışı. Ve Tanrılar Okulu. Ya bir şey diyeyim mi? Çok efsane kitaplar. Şu an bunların hepsini böyle bir arada görünce tüylerim diken diken oldu. Bu kitapları seçmek için ne yaptım biliyor musunuz? Uzun zamandır bu kitaplar aklımda yoktu. Hatta bazılarını okuyalı seneler senelere geçmiş olabilir. Çünkü buradaki bazı kitapları ben bundan yaklaşık 6-7 sene önce üniversitenin ilk yıllarında veya ortaokulun yaz tatillerinde falan okumuştum ama hala aklımda kalan kitaplar var arasında. Benim için anlamları çok büyük çünkü o zamanlar gelişimime, hayata bakışıma etkisi çok olan kitaplardı. Neyse çok uzattım ya, hadi sırasıyla direkt kitapları inceleyelim ve size bana ne hissettirdiklerini anlatayım. İlk olarak ben hemen Yolda kitabıyla başlamak istiyorum. Jack Crouch'tan. Yeraltı edebiyatına merak olanlar varsa, bit kuşağını merak edenler varsa aranızda ve bu otostop çeken insanların hayatlarını nasıl yaşadıklarını, 1960'lar, 1980'ler zamanında özellikle Denver'da gençlerin hayatlarını nasıl sürdürdüklerini, nasıl eğlendiklerini özellikle Amerika'da bunları merak ediyorsanız ya da bit kuşağından bir kitap okuyayım, beni alsın götürsün, sürüklesin, yola çıkarsın, içindeki o gençlik ateşini harlasın, heyecanlandırsın falan istiyorsanız ya tekrar elime alacağım. Bu kitabı ısrarla okumanızı tavsiye ediyorum çünkü bu benim hayatımda okuduğum en efsane kitaplardan birisiydi. Peki niye öyleydi? Bu kitabı okuduğumda böyle ağzımda haşlanmış yumurta, taze kahve ve kızarmış ekmek tadı canlanıyor. Çünkü kitapta o kadar güzel betimliyor ki bunu. Kahramanın yolculuk sırasında, otostop sırasında, karnı açken bulduğu o yarım şişe şaraplar, azıcık kalmış, şişenin dibinde kalmış viskiler, bazı misafirliklerde kendisine ikram edilen o haşlanmış yumurtalar, taze kahveler, kızarmış ekmekler, onların o kokusu, tadı, dokusu, her şeyi sana hissettiriyor kitabı okurken. Çünkü yazarın aslında bunu yazarken tüm hayatını gözden geçirip, hiç ara vermeden kendisini eve kapatıp, sanırım 3 gün olması lazımdı. 3 gün müydü, 3 hafta mıydı? Tam hatırlayamadım burasını ama çünkü kitap okuyalı bayağı bir süre geçti. Parşömenler halinde ucuca ekleyerek sanki bir yol gibi metrelerce yazması ve hiç ara vermeden, duraksamadan daktilonun başında bunu sanki bir yola çıkmış gibi yolu tamamlamak istercesine kitabı tamamlayabilme tutkusu ve yolda olma tutkusu onun böyle efsane bir kitap oluşmasını sağlamış. Daha fazla detayına girmeyeceğim çünkü video çok uzuyor ve çok boğuyorum size. Bu yüzden hemen bunu alıp okumanızı tavsiye ediyorum. İnanın pişman olmayacaksınız. Bunu geçtikten sonra bir sonraki kitabımı sizi biraz üzebilecek, Nazi kamplarıyla alakalı, Nazi Almanya'sındaki o durumları anlatan ve içerideki bir insanın nasıl hayat ışığıyla, umutla hayata tutunmaya çalıştığı, yaşama tutunmaya çalıştığı, kendisini nasıl orada umutla güneşe bakarak hayatta kalabildiğini gösteren bir kitap. Bunu illaki duymuşsunuzdur. Belki Yolda kitabını çok duymamışsınızdır ama bunun hakkında illaki fikriniz vardır. Hatta pek çoğunuz bunu okumuş olabilir ama okuduysanız tekrar okumanızı, okumadıysanız şiddetle hemen okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu kitap hayatımızda okunması gereken kitaplar arasında yer alan bir kitap. Bunu da geçtikten sonra bir sonraki kitabımız... Of, süper ya. Bu kitap benim için kutsal kitap sayılabilecek bir kitap. Huzursuzluğun kitabı. Gayet kalın.
büyük ve çok derin bir kitap. Öyle tek oturuşta bitirilebilecek bir kitap değil bu kitap. Çünkü kitap başlığını, huzursuzluk kelimesini çok hak eden bir kitap. İçerisindeki yazarın o anlattığı kısa kısa betimlemeler, hayattan çıkarımları, bazı bahsettiği olaylar yine kısa kısa yer verdi. Hatta bazen birkaç kelimeyle sizi huzursuzluğa yönlendirdiği söylemleri sizi hem rahatsız ediyor hem de bu kitabı neden daha önce okumamışım, bu kitap neden benim hayatıma girmemiş diye düşündürtüyor. Yani ben bu kitabı okuduktan sonra ciddi anlamda hayatımdaki o kutsal kitaplar arasına yer aldı. Hatta direkt kutsal kitabım oldu denebilir. Çünkü o anlatışı, betimlemeleri, çıkartımları beni rahatsız edercesine tatmin etmişti ya. Bir kitaptan o rahatsız olma hissiyatıyla aynı zamanda hoşuna gitme duygusunu aynı anda nasıl alabildiysem çok şaşırmıştım. Ve bu kitabı elime alıp ilk okuduğumda yaklaşık 400 sayfa birden okumuştum. Daha böyle sık sık kitap okumadığım zamanlarda. Düşünebiliyor musunuz ya? Hatta bundan 4-5 sene öncesi olabilir. Hatta size hep videolarımda bahsediyorum ya. Bundan 2 sene öncesinde okuduğum kitap sayısı bir elin parmağını geçmezdi diye. İşte o bir elin parmağını geçmeyecek şekilde saydığım kitaplardan birisi de buydu. Huzursuzluğun kitabı. Bunu da geçtik. Bu arada biraz felsefi bir kitap, biraz çıkarımların yer aldığı bir kitap eğer konusunu merak ediyorsanız, türünü merak ediyorsanız. Bir sonraki kitabımız, bunu size daha önce önerdim mi bilmiyorum ama böyle daha böyle çıtır, daha böyle naif, daha böyle tatlı ve kolay bir kitap listeme eklemek istedim. Çünkü diğerleri biraz zor bir kitap olarak gelebilir sizlere, özellikle bu huzursuzluğun kitabı. Diğer kitap ise Simyacı. Bu böyle Küçük Prens tadında, Küçük Prens'i okudunuz mu? Hatta Küçük Prens'in o animasyonlarını izlediniz mi bilmiyorum ama Küçük Prens'in kitabını okumadıysanız elinize alıp bir okumanızı tavsiye ederim. Bazıları Küçük Prens'i bilmeyenler, tanımayanlar çocuk filmi olarak, çocuk kitabı olarak değerlendirebiliyor ama kesinlikle bir çocuk filmi ya da çocuklara hitap eden, sadece çocukları ilgilendiren bir şey değil. Bizler için de çok büyük çıkarımlar var içerisinde. Ben neden Küçük Prens'te kendimi kaybettim ya? Galiba bu videoda bonus olarak size bir de Küçük Prens kitabını öneriyorum. Hemen onu da alıp okumanızı tavsiye ediyorum ve bakın bu sayede okuyabileceğiniz kitap sayısı 6'ya yükseldi. Güzel. Bonus kitap da verdik. Evet, diğer kitap da Simyacı'ydı. Kişinin anlam arayışı, çeşitli büyülü unsurlar, o güzel, naif anlatış biçimi, yazarın olayları bize serişi, içerisinde kendimizi kaybetmemiz ve bir anda kahramanın nereye gittiğini arıyor olmamız, kahramanın ne yapmaya çalıştığını ve neden yapmaya çalıştığını bize göstermeden, böyle fark etmeden hissettirebilmesi, hayatımda okuduğum en böyle naif kitaplar arasında yer almayı hak eden bir kitaptı kendisi. Bundan daha fazla ne anlatabilirim bilmiyorum ama eğer bilmiyorsunuz da okumadıysanız bunu da hemen alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Bunu da kenara koyduk. Hazırsak şimdi listenin son kitabına geldik. Of, bu kitap beni böyle tokat gibi çarpan, beni kendime getiren, benim bu hayatta ne olduğumu, benim bu hayatta ne kadar kötü bir yere sahip olduğumu, tüm o maddiyatlar içerisinde boğulup, maddiyatlarla kendimi bir şey sanıp, bakın her insanın yapmış olduğu gibi kendisine, hayatında birin yanına eklenen sıfırları anlamlı sayıp, bir kaybolduğun o sıfırların hiçbir anlamının olmayacağını anlamayan insanlar için kesinlikle çok şiddetli bir tokat etkisi yaratan bir kitap bu. O da işte bu. Tanrılar Okulu. Bu kitabı daha önce okudunuz mu? Fikriniz veya fikriniz var mı ya da duydunuz mu bilmiyorum. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum bu kitapla alakalı. Bu kitap sizin dini inancınızı, tanrılara olan bakışınızı veya herhangi bir görüşünüzü sorgulamıyor. Yani ismi sizi yanıltmasın. Bu kitap sizin düşünce yapınızı, hayatınızda nerede ne olduğunuzu, kendinize verdiğiniz değeri, kendinizi ne sandığınızı, sizin ne olduğunuzu size anlatmaya çalışıyor ve size bunu aslında çok ciddi ispatlarla gösteriyor. Yani kendini bu hayatta nerede görüyorsan, kendini ne sanıyorsan, değerli, iyi bir işe sahip, iyi bir evi var, iyi bir arabası var ya da kötü bir durumda, arabası yok, evi yok, şu kadar kazanıyor, bu kadar kazanıyor, iyi kazanıyor, kötü kazanıyor. Tüm bu sıfatların hepsinin ardında gerçekten içinizde sizin kim olduğunuzu, sizin ne kadar değerli olduğunuzu size göstermeye çalışıyor. Ve kendinizi bu gibi maddiyatlarla değerli sanıyorsanız işte bu noktada size çok sağlam tokatlıyor. Ki beni de öyle yapmıştı. Aslında maddi olarak kendimi değerli saymıyordum ama tabii ki o dönemde bunu okuduğum zamanlarda okuduğum üniversiteye gelmeden önce ki okul hayatım, o zamanki ders anlamındaki başarılarım falan, bu kitap beni gerçekten bok gibi hissettirdi. Çünkü okuduğum okulun, başarılarımın, ne bileyim sınavlarda birinci olmamın falan kesinlikle hiçbir öneminin olmadığını, asıl önemli olan noktanın benim düşünebildiğim, var olabildiğim ve hayata kendimi sunabildiğim şekilde değerli olduğumdu. Kitapta öyle bir sahne var ki, hatta ilk başlarında, şu an size çok fazla spoiler vermeden bunu anlatacağım. Adamın iç sesi kendisiyle konuşuyor ve adamın iç sesi bu adamı yolculuğa çıkartıyor. Aslında
aslında kitapta iç sesini adamın yanındaki bambaşka bir akıl hocası olarak görüyorsunuz ama aslında adam kendi iç sesiyle mücadele ediyor. Gökten inmiş bir iç ses gibi. Adamı kendi iç yolculuğuna çıkmaya zorluyor ve adam kendi iç yolculuğuna çıkarken aslında dağların tepelerine, Everest'in zirvesine falan tırmanıyor. Bu kitap işte böyle bir kitaptı. Bu kitap insana tokat gibi çarpıp insanı kendine getiren, kendi iç dünyasını tekrar tekrar düşünmesine sebep olan bir kitaptı. Felsefi bir kitaptı. Bu yüzden bunu da okumanızı şiddetle öneriyorum. Ben bu kitabı okuyalı yaklaşık yine 5-6 sene olmuştur ve bu yüzden bunu, Yoldayı ve Huzursuzluğun kitabını tekrar okuyacağım önümüzdeki günlerde ve eğer dilerseniz sizler de okursanız bu kitapları, bu kitaplar hakkında karşılıklı olarak sohbet edebiliriz. Vay be! Bence çok güzel kitaplar önerdim şu anda bu videomda. Bakın şu anda sizlere bu kitapları tekrar göstereceğim. Artı bunlara bonus olarak bir de Küçük Prens kitabını da okumanızı tavsiye ediyorum. O da benim hayatımda başucu kitaplarımdan birisidir. Ve bunlar da benim hayatımda başucu kitaplarımdan birileri. Bu sebeple bu tarz önerilerimin devamına gelmesini istiyorsanız aranızda beğenip merak edip aldığınız kitapları bana yorumlarda belirtin. Ve okuyup okumadığınızı da belirttikten sonra size yeni kitaplar önerileriyle geleceğim. Ama önce sizin okuyup okumadığınızı veya beğenip beğenmediğinizi bilmek zorundayım. Evet arkadaşlar, önerilerim bu kadar. Şimdi sizi bu 5 efsane kitapla yalnız bırakıyorum. Umarım internette veya sağda solda bu kitapları bulabilir ve alabilirsiniz. Çünkü bazıları eski kitaplar olduğu için bulmanız biraz zor olabilir. Arkadaşlar, bu arada tekrar destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum sizlere. Tekrar kitaplığıma ve hayatıma hoş geldiniz. Hadi görüşürüz.